Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tek yarıkta nasıl bir kırınım oluştuğunu inceleyeceğiz. Evet, tek yarıkta kırınım bazen girişimde deniyor. Konuya geçmeden önce dalga girişimini hatırlayalım. Dalgaların tek bir noktada üst üste gelmesine girişim diyoruz. O zaman nasıl oluyor da tek bir yarık üst üste gelecek birçok dalga oluşturabiliyor? Yani eğer çift yarığımız olsaydı, buraya şöyle bir engel koymuş olsaydık ve çift yarık oluştursaydık en azından o zaman şimdi dalgamızı gönderiyoruz. Buraya kadar geliyor. Burada küçük bir delik var. Dalgaların küçük bir delikle karşılaştığı zaman ne yaptıklarını biliyoruz. Kırınıma uğruyorlar, yani şu şekilde yayılıyorlar. En azından çift yarıkta yayılan iki dalgamız oluyordu, üst üste geliyorlar ve girişim oluşturabiliyorlardı. Peki, tek bir yarık için bu durumu nasıl elde edebiliyoruz? Ama size dalgaların bir deliğe geldiği zaman neden yayıldıklarını söylemedim. Neden bir kırınıma uğruyorlar ki? Dalgalar bir delikle karşılaştığı zaman neden yayılıyorlar? Bu sorunun cevabı tek yarıkta oluşan kırınımın ana düşüncesini oluşturuyor. Ve bu soruya vereceğimiz cevap Huygens ilkesine dayanıyor. Bu ilkeyi bulan kişi Hollandalı bir fizikçi ve bilim insanı. Evet, Huygens ilkesi. Adını çok güzel söyleyemesem de olsun. Evet, bu fizikçi çok zekice bir şey keşfediyor ve diyor ki, eğer bir dalga bu şekilde geliyorsa, bu dalga cepheleri tepe noktaları gibi olan bu cepheler ki aralarında çukurlar var. Eğer bu şekilde gelen bir dalganız varsa bu yöne doğru ilerliyorsa evet dalga cephesi buradan buraya hareket ediyor diyebilirsiniz. Bu şekilde hareket ediyor. Ama Huygens'in fark ettiği şey şuydu. İleri doğru giden bu dalga üzerindeki herhangi bir noktayı küresel olarak yayılan başka bir dalganın kaynağı olarak düşünebilirsiniz. Yani bu noktadan dışarıya küresel olarak yayılan bir dalga var. İşte şuradaki nokta. Huygens bir dalga cephesini sonsuz bir dalga kaynağı olarak düşünebileceğimizi söylüyordu. Dalga cephesindeki her bir nokta başka bir dalga kaynağı. Bunun aşırı karmaşık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bize kim bilir ne zor bir sonuç verir. Aslında eğer bunları toplarsanız hepsi birbiriyle yapıcı ve yıkıcı bir girişim oluşturacak ve en sonunda bu dalga cephesinin aynısını verecek. Çok çılgın bir fikir değil mi? Ama gerçek. Eğer bu dalgadaki her bir noktaya başka bir dalga kaynağı gibi davranırsak aynı dalga cephesi oluşacak. Aynı şeyi tekrar elde etmiş olacağız. Kırnım oluşmasındaki en önemli noktalardan biri bu. Yani aslında dalga zaten kırınıma uğruyordu diyebiliriz. Dalga üzerindeki her bir noktada kırınım gerçekleşiyordu. Sadece etrafındaki dalgalarla ve diğer noktalardan çıkan diğer dalgalarla birleşip aynı dalgayı tekrar oluşturuyordu. Ama bir engel olduğu zaman, karşısına bir şey çıktığı zaman buradakiler arkadaşlarıyla buluşamıyorlar. Sadece buradaki yayılabiliyor. Aynı şekilde sadece buradaki yayılabiliyor. Geri kalan hepsinin yayılması engellenmiş oluyor. Şimdi bunlar engellendiğine göre diğer noktalarla herhangi bir yapıcı veya yıkıcı girişimde bulunamıyorlar. Böylece deliğe ulaştığı zaman ne görmüş oluyoruz? Bu şeyin yayıldığını görüyoruz. Yani aslında zaten kırınıma uğruyormuş diyebiliyoruz. Sadece biz önceden bu durumu fark etmiyorduk. Çünkü her zaman aynı dalgayı tekrar oluşturuyordu bir engel veya delikle de karşılaştığında işte o zaman fark etmeye başlıyoruz. Ve bu durum tek yarıkta kırnımın temel noktası. Önce şunları bir sileyim. Dalgamızın buraya bu şekilde geldiğini düşünelim. Dalga buraya çarpacak öyle değil mi? Aynı zamanda her bir noktanın başka bir dalganın kaynağı olduğunu da söylemiştik. Öyleyse bu noktada da yayılmaya başlayacak. Tek bir yarık olduğu zaman burada aslında sonsuz sayıda dalga kaynağımız olacak ve bazıları engellenmiş oldukları için ekran üzerinde bir girişim deseni görebileceğiz. Çünkü bunlar birbirleriyle etkileşime girip girişim oluşturabilecekler. Peki nasıl bir girişim deseni göreceğiz? Her zamanki gibi tam ortada büyük bir aydınlık bölge yani saçak elde edeceğiz. Ve eğer tahmin edecek olsaydım bu kadar olacağını söylerdim tam ortada büyük bir aydınlık saçak. Çünkü tek bir küçük delikten içeriye ışık tutuyoruz. O zaman tek bir aydınlık nokta elde ederiz derdim. İşin ilginç tarafı bu desen önce bir sıfır noktasına gidiyor, minimuma ulaşınca yukarıya çıkıyor. Sonra tekrar inip tekrar çıkıyor. Aynen şöyle. Ve bu şekilde oluşan bir desen elde ediyoruz. Bunlar o kadar da görünür saçaklar değiller. Çok fazla belli olmuyorlar. Asıl görünür olan tam ortadaki büyük aydınlık saçak. İncelediğimiz diğer girişim desenlerine kıyasla kenardaki aydınlık saçaklar daha zayıflar. Aynı şekilde burada da inip çıkıyor ve sonra tekrar iniyor, sonra çıkıyor. Görmüş olduğumuz desen bu şekilde bir desen oluyor. Bunu nasıl elde ederiz? Nasıl inceleriz? İşte biz de tam olarak bunu bulmaya çalışacağız. Dalga buraya geldiği zaman burada sonsuz sayıda kaynak olduğunu söylemiştim. O kadar fazla kaynak çizmemiz çok zamanımızı alır. O yüzden sadece 8 tane çizeceğim. Öyleyse 1 2 8 kaynağımızın olduğunu düşünelim. Hayal etmesi kolay olsun diye bu işlemi 8 kaynakla yapalım. Bu desendeki ilginç olan şey bu noktadan sonra tekrar bir yükselme var. Öyleyse bu minimum noktayı inceleyelim sıfır olduğu bu noktaya yıkıcı girişim noktasına bir bakalım. En üst noktadan çıkan dalganın bu noktaya gelebilmesi için bu kadarlık bir yol kat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda yukarıdan beşinci noktaya bakacağım. Neredeyse tam ortada olan bu noktaya. Peki bu iki dalga hakkında ne söyleyebiliriz? Eğer bu iki dalga yıkıcı girişim oluşturuyorsa bu durumda şöyle bir yargıda bulunabiliriz bu ikisi yıkıcı girişim oluşturmuşsa geri kalan bütün dalgalarda yıkıcı girişim oluşturmak zorunda. Neden? Aslında bunu nasıl gösterebileceğimizi biliyoruz. Önce şöyle dik açılı çizgimizi çekelim. İşte böyle. Biliyoruz ki eğer bunlar yıkıcı girişim oluşturuyorlarsa o zaman burası fazladan alınan yolun uzunluğuna eşit olmalı. Bu ikinci dalganın tam ortadan biraz daha aşağıda olan dalganın alması gereken fazla yol ne kadar olmalı? Eğer burada yıkıcı girişim oluşmasını istiyorsak, buçuklu bir dalga boyuna sahip olmalı. Yarım dalga boyu, bir buçuk dalga boyu, iki buçuk dalga boyu gibi bir yol farkı olmalı. Yıkıcı girişim elde etmek için bu şekilde yol farklarına ihtiyacımız var. Şimdi eğer burası ilk noktaysa, diyelim ki burası 1 bölü 2 dalga boyu olsun. Ve merkez çizgisine kıyasla bu çizginin ekranla arasındaki açı hakkında ne söyleyebiliriz? Bunu önceden bulmuştuk. Bunların aralarındaki bağıntı d sinüs teta eşittir bu ikisi arasındaki yol farkıdır. Buna bazen mesafe farkı da deniyor. Ekranın deliğin genişliğine göre çok daha uzakta olması gerekiyor ama bu bağıntı hala geçerli olur. Bu durumda d ne olmalı? Şimdi çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bu deliğin belli bir genişliği var. Bu genişliğe w diyelim. Eğer bu deliğin genişliği W ise o zaman bu iki nokta arasındaki mesafe ne olur? Bunların arasındaki mesafe W değil, W bölü 2 kadar. Öyleyse bu ikisi arasındaki yol farkı nedir? Eğer aralarındaki mesafe W bölü 2 kadarsa yol farkı eşittir. D sinüs teta olduğu için D yerine W bölü 2 yazabiliriz. Çarpı bu çizginin ekranla yaptığı açının sinüsü ve yol farkı lambda bölü 2 kadarsa o zaman yıkıcı girişim oluşturmuş oluyorlar. Evet eşittir lambda bölü 2. İşler şimdiden garipleşmeye başladı. Çünkü bakın buradaki ikileri götürürsem ne kalır? W yani yarığın genişliği çarpı sinüs teta eşittir lambda. Bu eşitliğin bize yıkıcı girişimi vermesi gerekiyor. Tam sayı dalga boylarına sahip noktalar bize yapıcı girişimleri veriyorlardı bu sefer bize yıkıcı bir nokta verdi. Böyle bir sonuç elde ettik çünkü deliğin genişliği W kadardı. Ve bu iki nokta arasında W bölü 2 kadarlık bir mesafe vardı. Ve ikileri götürdük. Peki ama henüz hepsinin neden yıkıcı olduğunu kanıtlamadık. Sadece bu iki nokta için kanıtlamış olduk. Burada sonsuz sayıda noktamız vardı. Sadece bu ikisinin yok olmasını kullanarak diğerlerinin de yok olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Hepsini birbirleriyle eşleştirebiliriz. Şuna bakın. Şimdi en üstteki noktanın bir altında olduğumuzu düşünelim. Aynı noktaya ulaşan bu dalgayı seçelim. Ve bir sonraki dalga olarak da yine bir aşağıdakini seçelim. Yani üstteki noktadan biraz aşağı indik. Şuradan da biraz aşağı indik. Aynı noktaya ulaşmaları için bu dalgaların bir miktar yol kat ettiklerini düşünelim. Bu ikisi arasında nasıl bir bağıntı ortaya çıkar? Bunlara da aynı işlemi uygulayabiliriz. Bunların aralarında da aynı şekilde W bölü 2'lik bir yol var. Yani burası da aynı şekilde W bölü 2. Dolayısıyla aynı bağıntıyı elde etmiş oluruz. W bölü 2. Sinüs teta burası yine aynı açı mı olacak? Evet aynı açı olacak. Ekrandaki aynı noktadan bahsediyoruz ve yeterince uzak. Dolayısıyla bu tahminlerde herhangi bir sorun yok. Bu çizgiler neredeyse birbirlerine paraleller. Çünkü yarık genişliğine kıyasla ekran çok uzakta. Buraya yine aynı şeyi yazacağız öyle değil mi? W bölü 2 çarpı aynı açının sinüsü. Eşittir yukarıda yaptığımız şeyle aynı şey eşit olmadı mı? Eğer açı aynı açıysa ve W bölü 2 yine aynıysa o zaman sonuç yine yarım dalga boyuna eşit olacak. Ve bu ikisi yine yıkıcı girişim oluşturacak. Bu işlemi böyle yapmaya devam edebiliriz. Bu noktayı seçip buraya götürebiliriz. Ve aşağıdaki noktayı da aynı şekilde aynı noktaya götürebiliriz. Bu ikisi de yıkıcı girişim oluşturacaklar. İkisini eşleştirebiliriz ve diğerlerini eşleştirmeye devam edebiliriz. Ve bütün çiftler yıkıcı girişim oluşturur. Her birini yıkıcı yapacak bir eş bulup birbirine eşleyebiliriz. Ve bu sayede hepsinden kurtulabiliriz. Dolayısıyla burası gerçekten de yıkıcı bir nokta. Bu noktada tüm ışık yok olmuş durumda. Tamamen yok edilmiş. Yani yıkıcı girişim noktası. Kısacası buradaki bağıntıyı yarık genişliği olan W çarpı sinüs teta açı her zaman tanımladığımız açıyla aynı olan açı. Eşittir tam sayı dalga boyları şeklinde bir bağıntı olarak ifade edebiliriz. Bu sefer dikkatli olmalıyız. Çünkü bu sefer bu denklem bize yıkıcı noktaları veriyor. Yapıcı noktaları vermiyor. Önceden her zaman yapıcıları veriyordu. Bu sefer yıkıcı noktaları veriyor. Biraz üzülmüş olabilirsiniz. Bir dakika bunu sadece n eşittir 1 için ya da m eşittir 1 için bir dalga boyu olduğunu kanıtladık. n eşittir 1 dışındakiler için kanıtlamadık diyebilirsiniz. Aslında kolay bir şekilde 3 lambda bölü 2'nin de yıkıcı bir girişim olduğunu gösterebiliriz. Ve aynı şekilde 5 lambda bölü 2'nin de. Bu işlem bize tek tam sayıları verir o zaman buradaki m 0 olamaz. Birazdan bunun hakkında konuşacağız. Yalnızca 1, 2, 3, 4, 5 vesaire olabilir. Nasıl 1 olduğunu zaten gösterdik. 3 olması için burayı 3 bölü 2 dalga boyu yapmamız yeterli olur. Sonuç 3 çıkar. 5 bölü 2 dalga boyuna bakalım. 2'ler yine gider. O zaman 5 bölü 2 dalga boyu da işe yarıyor. Peki çift tam sayılar için ne diyebiliriz? Bunlara nasıl ulaşırız? Bunların oluşmasını şöyle sağlayabiliyoruz. Bu noktaları en üstteki ve ortadaki ile eşleştirmek zorunda değildik. Böyle yaptığımızda W'yu 2'ye bölmüş olduk. Yani eşleştirmeyi W bölü 2 uzunluğunu kullanarak yaptığımız için böyle oldu. Ama bunları istediğimiz şekilde eşleştirebilirdik. Bunu istediğimiz bir çift tam sayıya bölebiliriz. Dolayısıyla en üstteki ve ortadakini eşleştirmek yerine en üstteki ve iki altındaki noktayı da eşleştirebilirdik. Ve bu iki noktayı eşleştirdiğimiz zaman eğer bunu şu kadarlık bir mesafeye bölecek olursak ne kadar bir mesafe elde ederiz? W bölü 4 kadarlık bir uzunluk olmuş olur. Bu ikisini eşleştirdiğimizi düşünelim. Eğer bu ikili yok oluyorsa o zaman bir sonraki nokta yani aşağıdaki bu nokta ve şu noktada aynı mantıkla yok olur. O zaman aynı işlemi tekrar yapabiliriz. Ama bu sefer bölmeyi w bölü 4 şeklinde yapmamız lazım. Artık herhangi bir sayıya bölemiyoruz. Mesela 3'e bölemiyoruz veya aynı şekilde 2,5'a da. Çünkü bu noktaları her zaman 2 ile eşleştirmemiz gerekiyor. Her zaman 2 ile eşleşme yapmalıyız. Çünkü bütün planımız bunun üzerine kurulu. Bütün stratejimiz dalgaları ikili yok etme sistemiyle ilerliyor. Ve bunu gerçekleştirmek için genişliği bir çift tam sayıya bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla W bölü 4 işe yarıyor. Peki bu bize nasıl bir sonuç verir? İki nokta arasındaki yol W bölü 4 çarpı sinüs teta eşittir lambda bölü 2. Bu eşitliği çözdüğünüz zaman W sinüs teta eşittir 2 lambda bulmuş oluyoruz. Yani ikiler bize aynı zamanda yıkıcı girişimleri veriyormuş. İstersek 8'e de bölebiliriz. O zaman 8'i diğer tarafa atarsak 4 bulmuş oluruz. Herhangi bir çift tam sayıya bölebiliriz. Buradaki herhangi bir tam sayı bize ekran üzerindeki bir yıkıcı noktayı verecek. Öyleyse burası m eşittir 1 noktası. Burası m eşittir 2. Ve bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Yani buradaki bağıntı sayesinde bütün yıkıcı noktaları bulabiliyoruz. Peki neden m eşittir 0 olduğunda yıkıcı nokta olmuyor? Çünkü m eşittir 0 tam ortadaki nokta. Ve bu nokta en yapıcı, en aydınlık nokta. Bu yüzden m eşittir 0 bize yıkıcı bir noktayı vermiyor. Ama 0 haricindeki herhangi bir tam sayı yıkıcı bir nokta bulmamızı sağlıyor. O zaman yıkıcı noktaların formülünü bu sayede öğrenmiş olduk. Tek yarın genişliğini w ile gösteriyoruz. Teta açıyı temsil ediyor. Buradaki açıyı normalde nasıl ölçüyorduk? şu şekilde bir merkez çizgisi olduğunu hayal ediyoruz. Ekrandaki noktaya kadar uzanan bir çizgi düşünüyoruz. Buradaki açıya aradığınız teta açısı ve m ise sıfır haricinde herhangi bir tam sayı. Lambda ise içeriye gönderdiğimiz ışığın dalga boyu. Evet, bu bize sadece yıkıcı noktaları veriyor. Ama bir saniye. Eğer tam sayılar bize yıkıcı noktaları veriyorsa, o zaman buçuklu tam sayılarda bize yapıcı noktaları vermiyor mu? diye düşünmüş olabilirsiniz. Eğer W sinüs teta eşittir lambda bölü 2 ise veya 3 lambda bölü 2 ise bu işlem sonucunda yapıcı nokta bulmuş olmayacak mıyız? Aslında ee, hayır tam olarak öyle değil. Burada bir takım karmaşık şeyler dönüyor. Eğer neden yapıcı noktalara vermediğini merak ediyorsanız bununla ilgili bir video daha yapacağım. O videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü eğer dikkat ettiyseniz başka bir şey daha aklınıza takılmış olmalı. Önceden söylediğim bir şey sebebiyle sanki bunun olmadığını kanıtlayabiliriz. Kırınım A sayesinde eğer dikkatlice dinlediyseniz bu saçakların oluşmadığını tırnak içinde kanıtladık. Eğer bu şeylerin herhangi birinden dolayı kafanız karıştıysa veya yapıcı nokta formülünün neden tam olarak yapıcı noktaları vermediğini öğrenmek istiyorsanız bahsettiğim videoyu izleyin. Eğer bildikleriniz şimdilik size yettiyse yani yıkıcı noktaların formülünü öğrenmiş olmanız eğer yeterli geliyorsa o zaman sorun yok.